Ne oldu? Niye konuşmuyorsunuz ya şu an? Alo. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Geliyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Beto. Ne yapıyorsunuz? Nasıl? İyi akşamlar. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Keyfiniz yerinde mi? Sen nasılsın Batuhan? İyiyim vallahi, yorgunum ya. Yani spordan geldin o yüzden de. Yani sabah spordayım. Onun dışında ya bütün günüm sporla geçiyor gerçekten. Canım çıkıyor yani. Yorgunum, bitkinim artık. Hazırım ya ben. Artık şu tarih gelsin de. Biz de hazırız Batuhan. Gideyim diye bakıyorum. Bomba. Hazır gibi, mıyız? Bomba. Tabii. Aynen. Artık hazırız. Her daim. Bayağı. Artık şu konuşmaları rahat rahat yapabiliyorum ya. O yüzden çok hoşuma gidiyor ya. Tabii alıştın. Sen de alıştın. Biz de seninle konuşmaya alıştık biraz. Şey hayır. Survivor'ı böyle rahat rahat konuşabiliyor. Artık gidiyorum kesin. Yani sonuçta artık resimler falan da çıktı. Abi o da zor biliyor musun? Yani bu heyecanı yaşıyorsun ama bir yandan açıklamaman lazım. Bir yandan hani böyle dayanamıyorsun. Bazen böyle kaçamaklar da veriyorsun ama yani inşallah bu sene çok güzel olacak. İnşallah. Amin. Her zaman güveniyoruz sana Batuhan. Hep arkandayız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yani bu ses odası bu aralar moda herhalde. Tabii herkes açıyor. Sen açmasan olmazdı zaten. Çok moda olmuş herhalde. Şimdi akıllarına geliyor. Ama biz de bir açalım madem. Bizim de var bir iki destekleyenimiz yani, değil mi arkadaşlar? Bir iki mi? Ya bunu ben bunu bir kere konseyde kullandım, hatırlıyor musunuz? Şu hatırlıyorum, bizi tanıyan bir iki kişi vardır falan demiş. Evet, hatırlıyorum. Aynen. Kim demişti onu? Şu kupasını yediğim mi? Aynen, kupasını yediğin. Afiyet olsun arkadaşlar. Bunu bir tek ben yemedim. Aa bak, Duru'ya bak, 7 yazmış. Aa vallahi hepsi. Bir vallahi şöyle. Yedim. Ama adamlar beni destekliyorlar, görüyor musun? Tabii canım. Hastalar. Yedim mi diyorum? Yedi de yapıyor. Bak profiline 7 koymuş. Batuhan özel mesai harcıyorlar bunun için. Ha? Aynen. Hayır ya, o kadar boş olamazlar. Ay Batuhan, sana aşıklar işte, sana destek olmak için böyle bir şeyler yapmışlar arkadaşlar. Sağ olsunlar. Arkadaşlar soru cevap muhabbetini birazcık şey yapmışlar herhalde. Zaten bir tane falan gördüm ya. Batuhan, böyle biz seninle biraz şey konuşmak istiyoruz. Böyle havadan sudan falan biraz konuşalım. Böyle mesela kayak havadan, muhabbetlerini sudan, falan karadan, merak ediyorum ben. Survivor'dan, Dominik'ten. Ne isterseniz arkadaşlar. Batuhan, önce ben sana bir teşekkür edebilir miyim? Ben Meva. Bir kapak fotoğrafı çalışması edit yapmıştım. Onu hem hikayende hem YouTube'da teşekkür ederek emeğime teşekkür ettim. Yani çok teşekkür ederim. Bana bu videoyu hatırlatır mısın hemen? Sana buradan da ayrı bir şekilde teşekkür etmek profilime, isterim. Profilime girersen eğer sabitinde var. Nasıl giriliyor? Bakayım. Meva. Tıklayabilirsin orada. Benim şey, hediye açma videosu mu? Aynen. İlk defa konuşma fırsatı buluyorum. Yüz yüze yani şu an teşekkür ettiğim için çok mutluyum. Aynen. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum Meva. Ben de. Yani bu videoyu zaman ne kadar çabuk geçiyor arkadaşlar ya, değil mi? Evet. Yani senin ilk ne ara geldik zaman buraya falan. Ne ara bir daha gidiyoruz. Güzel ama oldu ama böyle sıcak geldiğin gibi. İlk canlı yayını hatırlıyorum Batuhan. Vallahi ilk canlı yayını ben de hatırlıyorum sanki. Ben hatırlamak istemiyorum. Neden? Açma o konuyu setler. Yani üzücüydü o anlamda. Neden üzücüydü? Niye üzdüm? Ben mi üzdüm seni yoksa? Hayır yani elendikten sonra o yayını görmek üzücüydü. Ha, siz canlı yayını diyorsunuz. Instagram canlı yayını. Ben Twitter zannettim. Evet. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Survivor tarihinde siz bir gün sonra canlı yayın açan, bir hafta içerisinde telefonunu eline alabilen herhangi bir yarışmacı gördünüz mü? Tabii o ki. O bize özeldi ya. Tamam, ben neden bize özeldi arkadaşlar? Çünkü bu benim değil, sizin başarınız. Yani yani bir şekilde ne kadar büyük olduğumuzu hem herkes gördü, herkese kanıtladınız. Biz tek değiliz yani. Yani kendi dünyamızda biz büyüz diye yaşamıyoruz biz.
Yani anladın mı? Birilerine kanıtlayabiliyoruz. Biz o canlı yayını açtığımızda kaç kişi girmişti? 100 bin kişiye yakın kişi vardı. 100 bin oldu, 100 bin. 94 bindi galiba, öyle bir şey olmuş. Acun'un böyle mavi takımlaştığı tüm yayından daha çok izlenmişti diye hatırlıyorum. Ya orası yani şeydir ya, yani saati yanlış gelmiştir vesaire. Yani yoksa Acun abi geçme ihtimalim zaten olamaz benim bence de. Şey, çünkü Acun abinin hesaptan ben hatırlıyorum 2020'de 3 milyona mı gördüler? O Cemal Canlı'nın zamanında 2 milyon falan olmuştu galiba. Türkiye rekoru kırmışlardı onlar. 3 milyon yani. Olmuştu. Ya rekoru kırdılar. Şahsen o yayına ben de girdim. Sırf bir tane daha artsın diye. Şaka gibiydi ya. Adamlar bildiğin rekoru kırdı. Ama çok güzel bir sezondu. 2020 gerçekten güzel bir sezondu. Peki siz şeyi biliyor musunuz? Benim aslında 2020'ye gelebileceğimi. Bilmiyorduk mesela. Öyle bir muhabbet mi vardı? Oo, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz o zaman. Sen de hiçbir şey anlatmamışsın Batuhan. Şu an duyuyorum. Ama bu birazcık... Batuhan ya, aslında avukat alabilir misin? Ne, anlamadım? Şeyma alır onu ya. Yaz. Ha. Şeyma. Ne alacağım ona arkadaşlar, ben bilmiyorum ki. İstekler. Az önce aldım. Rabbim Yasemin'e diyor Sedat. Rabbim Sedat'ı alma. Rabbim Sedat'ı alma. Aman. Kimseye almasın. Lütfen sen. Ne aman ya. Ne aman arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yok ki öyle bir istekler de yok ki öyle biri. Şu avukat yok şu an. Yok. İsteklerde öyle biri yok. Direkt şey, sen davet edebilirsin Batuhan. Ben görebilirsem. Üstüne tıklayıp. Göremeyebilir ama. Ama takip etmeyelim. Batuhan bizi alamadı diyor. Allah Allah. Kaç kişi var ki abi bu konuşmada? Nasıl sizi alamıyorum? Batuhan beni yardımcı yap. İstersen ben bir deneyeyim. Çünkü olmuyor. Şeyma da yapamadı. Yardımcılığa davet et. Arkadaşlar kusura bakmayın, birazcık acemiyim bu işlerde. Yani aslında acemi de sayılmam yani. Ya, büyük yol kat ettik diyelim. İlk DM'nin şeyini de falan yapamıyorduk. Şimdi büyük yol kat ettik. Dur, avukatı buldum, bağlanıyor diye. Ne yapacağım ben onu şimdi? Konuşmacılardan çıkar mı? Yok değil, o değil. Evet arkadaşlar, muhabbet geldim, sohbet edelim. Geldim sonunda. Bunu... Hoş geldin. Yani bu yardımcı tuşunu atadığım arkadaşlarım. Benim güzel BKF Cem'in değerli üyeleri. Ne olur bunları siz halledin. Yani bizim... Pardon. Yani lütfen arkadaşlar. Yok Cem, şaka yapıyorum. Yani ben de hallederim. Zahmet etmeyin. Öğreneceğim nasıl olsun. Kaç kişi var yayında şu an? Çok kişi var. Ya yayında 1800 falan. 1700 kişi var. Arkadaşlar 100 bini görmüş insanlarız ya. 1700. Ama Twitter'a göre çok büyük bir sayı 1700. Aynen. Hmm. Sanmıyorum bu kadar olduğunu kimsenin. Evet arkadaşlar, hadi sorun. Hadi. Batuhan biraz... 2020 muhabbetini anlatacaktın. 2020'ye gidebilirim demiştin. Ha, gidebilirim değil arkadaşlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani ben İhram abiyle muhabbet ettiğimizde ilk Survivor için bana söylediği şey ne biliyor musunuz? Batuhan dedi, seni dedi davet ettik. Yani tahtada ismin yazıyordu. Seni davet edecektik. Diriliş Ertuğrul'a girdin. Sonraki sene davet edecektik. Diriliş Ertuğrul'un ikinci sezonuna başladın. Sürekli bizim aklımızdaydın. Sonraki sezon 2019'da Türkiye-Yunan olmuş. Türk-Yunan olmuş. 2020 için beni davet edeceklermiş. O sıra yani ismini vermeyeceğim birisi yani bir şekilde bir şeyler olmuş vesaire falan filan. Ondan sonra ben 2020'ye bir şekilde girememişim. 2021'de artık böyle artık kader artık bizi bir araya getirdi diyebilirim. Yani ben aslında ilk konuşmamızda bana bundan önceki 3 sezon boyunca seni almak istiyorduk diye bir tepkiyle karşılaşınca yani ben boşuna izlemiyormuşum demek ki dedim. Yani bu kadar demek ki enerjisel bir şey mi falan demişim. Bayağı şaşırmıştım. Yani 2020 de olabilirmiş. Ama o zaman da olmazdı. Benim üniversitem vardı. Zaten olamazdı. Şu okulu bir an önce bitirmem gerekiyordu. Bitirdim Allah'ın izniyle. Ondan sonra go. Ben 2018 All Star'ını izlerken babama şu cümleyi kurdum. Baba dedim, biz bu dedim ben, ya hep beraber izleriz biz. Yani her zaman söylerim. Ailemin muhabbet konusudur. Yani akşamları ben çok izlemeyi severiz. Ondan sonra bir muhabbet olduğunda hani bizim ailemizde bir tartışma konusu olur. Bir muhabbet konusudur. Her zaman Survivor bizmiş. O yüzden hani bu kadar şey izlememin sebebi de bu aslında. Ya bizim çünkü muhabbet konumuz. Öyle yani zaman geçiriyoruz diyebilirim.
2018'de bir gün izlerken babama dedim ki baba dedim biz dedim bunu böyle izliyoruz ama dedim ben buraya bir gün gideceğim biliyorsun değil mi dedim. Ondan sonra dedi ki bana okulunu bitirmeden hiç böyle bir şeyin hayalini bir kurma dedi. Dedim baba tamam. Oradan bir hayallerim öldü. Sonra o katılamayacağım üniversite sürecinde katılamayacağım dönemleri böyle uzaktan uzaktan izledim böyle. Ondan sonra destekleyeceklerimizi destekledik. Sonra bitirince gittik oraya. Ama benim için iyi olmuş Batuhan o. Mesela ben 2020'yi izlemişim ama böyle tam fokus izlememiştim. Belki 2020'de katsaydın senle bu kadar şey olamayabilirdik. Siz yani size bir itiraf edeyim o zaman. Size bir itirafta bulunayım. İki tane itirafta bulunacağım. Birincisi bu benimle alakalı bir şey. Ya her fragmanın hani Survivor'ın ilk fragmanı çıkar ya böyle. Ya böyle o kadar böyle özenerek bakardım ki. Ya aslında hani kimseye söylememişimdir bu hali. Mesela yani ben Survivor'a gitmek istiyorum diye annem bile bilmez belki de. Yanlış bir yere bastım. Yani Survivor'a gideceğim diye anneme söylememişim. Melisa bilmiyor. Hani babama bir kere çıtlatmışım. O cümleyi kapatmış bırakmış. Her fragman çıktığında şöyle bir özenerek bakmışım. Böyle. Ah be bu sene de kaçırdım diye öyle ama bundan kimsenin haberi olmamış. Allah'a şükür bu iki sezondur fragmanı mutlu izliyorum. Hele ki bu sene fragmanı daha da güzel izleyeceğiz inşallah. Bir de çok merak ediyoruz ya. Güzel oldu, güzel oldu. 2020 arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. 2020 dönemini ben ilk defa Survivor'ı ilk defa böyle şey yapmıştım. Böyle yani bazen hani çok sarar ya böyle hani Survivor böyle hakikaten mesela 2020 pandemi döneminde hani böyle bir hikayenin bir tarafından tutarsın ve ondan sonra o hikaye kapılır gidersin yani böyle sonuna kadar finale kadar birilerini desteklersin. Ben başta beni hikaye tutmadı. Şey yapamadım yani böyle ya bir garip bir Survivor dedim ya hangisi ne oluyor vesaire derken kopmuştum. İlk defa bir Survivor'dan koptum. Koptuktan bir hafta sonra pandemi oldu. Ondan sonra zaten izlemeye devam etmiştim zaten. Ama bu da böyle bana işte. Batuhan ben sana şöyle şey soruyorum. Hani sizin bir oyun vardı ya Taha'yla oynadınız falan araba oyunu. Hani orada Taha'nın böyle ATV'den kayaktan düşme şeyi vardı. Onu anlattın mısın? O tatil nasıl oldu? Taha'yı sen kaldırmamışsın falan. Hain ya hain. Burada mı şey? Taha burada mı? Yok ben görmüyorum. Soruyordu az önce. He? Az önce soruyordu nasıl gireceğim diye. Alsanız onu. Alsana şey maç. İstek atmamış. Tamam. Bir yazın o zaman bir istek at diye. Şey bir dakika şarjıma bakayım %12. İyi çok güzel bitebilir. Ya biz ATV turuna gitmiştik. ATV turun değil aslında bir tane arkadaşımız vardı. Hep beraber gitmiştik. Ondan sonra orada birkaç tane ATV'si vardı. Ondan sonra biz böyle dağ taş geziyorduk. Ben de böyle yanlamayı vesaire severim. Ondan sonra ATV'le de yanlamayı severim yani. Ondan sonra ben böyle bir o çocuk da hani ATV'si de pahalı bir ATV ve çok güçlü de bir ATV. Hani çocuk bana verirken bile hani Batuhan aman diyeyim bak sakın bir sakatlık çıkmasın vesaire dedi. Ben düz zeminde böyle bir yuvarlak çizdim vesaire. Öyle bir şeylik yaptım kendi kendime. Videoyu çektirdim falan. Sonra ben indim. Sonra ben indikten sonra Taha dedi kanka ben de yapacağım ben de yapacağım dedi. İyi dedi tamam bu da verdi. Taha gitti manyak. Birinci tur attı. Böyle genişten attı böyle. Ondan sonra ya dağ tepe gibi bir yerdeyiz. Ben düzlükte yaptım ama bu manyak gitti. Birincisini yapamadı. İkincisini S yaptı. Yapamadı. Sonra şeyde eğimli bir yerde yanlamaya çalıştı. Eğimli bir yerde yanlayınca ATV'nin böyle iki tane tekeri kalktı. Yani şimdi Taha'nın orada yaşadığından şüphemiz yok. Taha orada yuvarlandı. Başka bir yere gitti. İyiydi yani de. Yani ATV'nin gözlerimizin önünde 3 takla atışını durdurmamız gerekiyordu. Çünkü arkadaşımız kalp krizi geçirecekti. Gitmiş bunu şeyde anlatıyor manyak. Araba ödülünde anlatıyor. Ben araba kazanacağım orada. Adamın anlattığı şeye bak. Tövbe estağfurullah. Araba oyununda hiç ümidin yoktu değil mi Batuhan? Ya benim hevesim arkadaşlar şuradan kaçtı. Yani şimdi orada Dora var. Yani yakın arkadaş muhabbeti. Dora kız arkadaşını vermiş. Poyraz yurtta uzun zamandır kaldığı arkadaşını vermiş. Berkay da aynı şekilde öyle bir şey. Abi zaten hani o üçünden kurtulma şansımız yoktu zaten. Yani o üçünden birine gidecekti o. Yani o çok belliydi yani. O yüzden çok da asılamadım. Ay yine de pes etmedim sonuçta. Yaptım, eğlenmeye çalıştım ama. Taha da gel. Taha hoş geldin. Hoş bulduk gençler. Taha seni yuvarlanma hikayeni anlattım daha demin. Hakkını helal et kardeşim. Mükemmel buradan, bir. Buradan
buradan yüzüne de söyleyeyim. Yaptığın şey bir manyaklıktı. Ben de gittim ATV'yi aldım. İyi yaptınız kankam. Sağ olun. Teşekkür ederim gerçekten. Kardeşim bunu peki hür iradenle mi o cevaba yazdın, yoksa herhangi bir baskı altında kalmış mıydın? Çok büyük bir baskı altındaydım. Hı. Ama özenle seçtim. Batuhan, benim sana bir sorum var şahsen. Tabii ki. Senin Aşk-ı Memnu zamanı Türkiye'de iki tane popüler dizi vardı. Türkiye'yi ikiye bölünmüştü yani reyting açısından. Hangisi? Biri Kurtlar Vadisi'ydi, birisi de Aşk-ı Memnu'ydu. Yani hanımlar Aşk-ı Memnu'yu izlerken erkekler de evde Kurtlar Vadisi'ni izliyordu. Sizin evde hangisi izleniyordu? Senin oynadığın mı yoksa Kurtlar Vadisi mi? Bizim evde net bir şekilde Kurtlar Vadisi izleniyordu. Yani ben babamla Kurtlar Vadisi'ni izliyordum. Çünkü olay şu, Aşk-ı Memnu dublaj çekiliyordu. Yani ben zaten dublaj da şey demek işte. Orada oynuyorsun, sana sufle veriyorlar. Sen hani ezber yapmıyorsun. Sufle gel, lafın geldiği anda zaten oradan biri söylüyor. Ses yok. Sen sonradan seni sahnelerini seslendirmeye gidiyorsun ayrı bir yere. Yani orada seslendirdiğin şeyi zaten defalarca kendini izlemiş oluyorsun. Zaten ben de yani kendimi izleyeyim, hatalarımı göreyim vesaire gibisinden baktığım için bu işe bir daha da televizyonda izleme gereği duymuyordum. Ama tabii ki çok güzel bölümler oluyordu yani. O zaman bir annemin odasına gidiyordum yani. Çünkü annemler de tabii ki onları izliyordu yani. Ama Kurtlar Vadisi, ulan ne Kurtlar Vadisi'ydi başta be. Hakikaten çok başka güzel. Başka seviye. Memati ölene kadar zaten Batuhan. Ya Çakır dönemi ne güzeldi be. Neydi o, bir tane metroda soruyor. 43 öldü, 45'te mi? Aynen. Kaçta vuruldu? Herkes 43 diyor işte. 43'te vuruldu, 45'te öldü. Mükemmel ya valla. Batuhan abi, ama Aşk-ı Memnu'nun finali de tabii ki. Bu arada abi, benim adım da Batuhan da, ben bir şey soracağım. Geçen sene... Fenerbahçeliyim. Evet abi. Geçen sene İsmail abiyle çok yakındınız. Ben zaten full seni destekledim. Bir yıldır Instagram, resmi BK, FC'de YTL'i falan yaptım Batuhan Kavak'la beraber. Şimdi abi benim sana sorum şuydu. Geçen sene İsmail abiyle yakın olduğun gibi bu sene kimle yakın olursun? Biraz heyecanlandın mı seninle konuştuğum için? Yani şimdi... Estağfurullah kardeşim, yani ben de heyecanlıyım seninle konuştuğum için, sizle konuştuğum için. Yani belli etmemeye çalışıyorum. Bu sene arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Survivor'a katılan bence şu ana kadarki herkes pırlanta gibi insanlar. Zaten böyle sıkıntılı tiplerin Survivor'a alınması gibi bir durum bence Acun Medya tarafından yoktur. Çünkü bu sıkıntılı olarak nitelendiren böyle sıfatlı tipler... Siz zannediyor musunuz ki sadece yarışmacılar arasında sıkıntı yaşanıyor? Yani bunun set tarafı var. Senin elinden yemeğini alan bir set var. Yani şimdi hiçbir zaman Survivor'a katılan insanlar sıkıntılı tipler seçilmez. Yani hepsi pırlanta gibi insanlar aslında. Yani oraya gelen herkes seçilmiş insanlar, öyle düşün. Şimdi dışarıda herkes çok iyi ama yarışma psikolojisi denilen bir şey var. Şimdi sen orada... Abi abla diye gördüğün, çok yakın dostum diye gördüğün bir insan açken nasıl tepki verdiğini bilmiyorsun. Şimdi tekrar All Star'da yeni bir kadro kuruldu mesela. Ben dışarıda çok iyi, çok yakın olduğum insanlar var mesela. Yani tanıdığım, muhabbetim oldu. Ama şimdi mesela ben diyemem ki %100 mükemmel anlaşırım. Bunu hiç kimse söyleyemez zaten. Çünkü açken insanların bazen töleleri değişir. Bazıları kendine daha hakim olur. Bazıları yanlış cümleler kurar. Yani hiç belli olmaz. Düşünsenize orada mesela elenme korkusu var, yazılma kuşeyi var, yok efendim yarışma hırsı var, oyun heyecanı var. İnsanların burada psikolojileri birazcık değişiyor. Ha, ben zaten dışarıda neysem aynı şekilde devam ediyorum. Hiçbir şekilde benim bir açlıktan dolayı böyle bir sinirlenme vesairem olmadı. Ben en çok Survivor'da sinirlenmekten çok korkuyorum. Çünkü ben normalde de sinirli bir insanım aslında. Hani böyle yani gerçekten yani o konuda kendimi eksi yazıyordum. Hatta annem o konuda bana hep uyarı yapmıştır. Hani Batuhan sen çok sinirlenirsin, orada nasıl yapacaksın vesaire. Ben gerçekten sinirlerime aşırı hakim olmuşum ya. Yani aşırı yani, ben bunu kendimden hiç beklemezdim. Yani mesela o kariyer mariyer muhabbetleri vesaire, ya beni orada oturtamazlar ya. Yani ben mesela ne kadar böyle hani karnım o kadar aç olmasına rağmen ne yaptığımı ne kadar farkındayım mesela. İşte orada açlık bazen insanlara tam tersi de vurabiliyor. Orada ayağa kaldırıp birine fiziksel temas da yaptırabilir.
hani yaptırabilir yani. O yüzden kimle anlaşırım, kimle anlaşamam çok fazla bilmiyorum ama eminim ki herkes dışarıda çok iyi insandır. Herkesle iyi anlaşabileceğimi düşünüyorum ama survival psikolojisi insanları nasıl değiştirecek bunu hep beraber göreceğiz. Şey, orada ben işte mesela sessizce oturup gülümsemen çok soğukkanlı ve zekice gözüküyordu bu açıdan. Şimdi gerçekten çok tebrik etmiştim seni. Freni boşalmış kamyon gibi ne söylediğini bilmeden yapıştıra yapıştıra geliyor. Yani aman Allah'ım ya arkadaşlar, ben orada 50 kere söyledim. Ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Öncele rakibini tanıyacaksın. Önce rakibini bir tanıyacaksın. Rakibine önyargılı davranmayacaksın. Şöyle bir analiz edeceksin. Öyle yok o orada iyi, yok o burada kötü, yok o şurada konuşamaz, bu burada konuşur, şuna sinirlenir. Yok abicim, öyle şu önyargılarını bırakacaksın, tamam mı? Beni bir tanıyacaksın, beni rakip olarak görmek istiyorsan. Orada ben, sen 50 tane yanlış cümle kuruyorsan ben orada dinlerim abi. Ben orada uygun anı beklerim, sonra da yapıştırırım. Bu kadar basit. Yani orada onun mesela açlık kontrolünün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü normal bir insanın söylediği zaten konsey de belli. Ondan sonraki konseyi de izleyin zaten. Yani bir yaptım diyor, bir yapmadım diyor vesaire vesaire. Yani yanlış yere bastım yine ya. Herkesi sessiz yok, tamam. Yok, seni dinliyoruz. Tamam. Ya elim çarpıyor, bir yere basacağım diye. Bir de şey korkusu var, sonlandıra basacak halimiz yok da. Ay lütfen Botan, kaçıncı yayının? Ne? Bu kaçıncı yayınımız ya? Bizi atma lütfen. Ama geldiğimiz seviye çok iyi değil mi? İlk yayında şey diyordu, burada DM falan var mı diyordu. Ben de diyordum. Ya ama şey yakaladınız mı? Botan odaya yine alo diyerek girdi. Ya o biraz alo. Bunu şey bekliyorduk. Botan abi bu arada selamı var. Kimi selam var? Instagram resmi BKFC grubumuz. Oo, Instagram canımız. Batuhan hazır yeri gelmişken, Döndünür diye bir kardeşimiz seni çok seviyormuş. Çok selam. Ay evet. İletmem istedim. Evet abi, bana doğru söyledin. Ben Batuhan ilet diye de ondan abi, ben de ondan ilet. Herkese yazmış. Ben de birinin selamını ileteyim o zaman. Sevil ablanın da sana selam var Batuhan. Tamam, Sevil ablaya ve Döndünür'e buradan çok selamlar iletiyorum. Döndünür'ü zaten annemden dolayı bir kere biliyorum. Annem bir kere bana Döndünür. Abi senin kuzenle falan da bayağı bir konuştu. Kim? Döndünür. Kimle? Senin kuzenin olan abla var ya, işte adını unuttum. Onunla da bayağı bir konuştu geçen sezon. Bana zaten şey diyor zaten, beni tanıyor diyor. Evet evet, onu tanıyorum. Arkadaşlar bu arada Instagram'da bir sürü gruplar kuruluyormuş. Bunu da duyurusunu buradan yapayım. Abi bir grup resmi grup. Ama şimdi fake olarak resmi grup açıyorlar. Senin de o gruplara dahil ediyorlar, seni takip ettik. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Zaten dünya kadar grup var. Yani dünya kadar vardı yani. Ama ben istiyorum ki bunlar tekrardan bir düzenlensin. Tekrar bir yani bir şeye basalım yani. Yenileme tuşuna basalım yani. Tekrardan güzel bir gruplayalım herkesi orada. Ondan sonra güzel bir düzen olsun. Ve bu grupları Allah'ın izniyle güzel bir şekilde büyüteceğiz. Zaten yeterince büyüğüz. Şuna emin olun arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Benim geçen sene bazı eksiklerim vardı. Ben hayatım boyunca şunu şöyle yaşayan bir insanım. Televizyonda, mesela oyunculukta da böyledir. Ben 8 yaşından beri oyunculuk yapıyorum. Bu yaşıma kadar bu kariyerimi ilerlettim. Ve gerçekten kendimi bir şekilde geliştirdim. Hem eğitimler alarak hem çok ünlü ve önemli oyuncularla beraber olarak, ünlü yönetmenlerle beraber diziler, filmler, reklamlar çekerek, her birinin şeylerini alarak ama tecrübelerinden yararlanarak, ama benim kendimi asıl yönetme şeklim, asıl geliştirme şeklim, ben hep televizyonda kendimi görebilme şansım vardı. Mesela ben bir duyguyu, mesela bir üzüntü duygusu vardır, bir yerde üzüleceksindir. Ben buna üzüldüğümde televizyonda nasıl durduğuna baka baka sürekli kendimi düzelte düzelte aslında bir yerlere getirdim kendimi. Yani benim çalışma stilim şu. Ben televizyonda kendimi izleyeceğim abi. Ben bir kere kendimi izleyeceğim. İzledikten sonra ben kendime buradaki en ağır antiyi getirin. Ondan bile daha ağır şeyler yaparım kendime. Eleştiriler yaparım. Bu yüzden bana hani böyle hani sizin anti dediğiniz, hani bazen böyle laf dalaşına girdiğiniz şeyler oluyor ya, şeyler diyeyim onlara. Bana mesela boş gelir. Çünkü ben onun daha ağırını çoktan kendime yapmışımdır. Yani ben o eksiğimin farkına vardığım an ya o eksiğimi düzeltmeden bırakmam. Ben geçen seneki en büyük eksikliğim şuydu. Ben sporcu değilim.
sporcu olan bir insan kendini televizyonda izlemiştir, bir şekilde saniyesini tutmuştur, olimpiyata gitmiştir, olimpiyatta kendini izlemiştir. Nerede eksik olduğunu bir şekilde bir hocası ona söylemiştir. Evet. Ben ama Survivor'da mesela nerede eksik olduğumu bilmiyordum. Hep de bundan yakınıyordum. Hatta o yüzden hep arkadaşlar ben iyi miyim? Hani performansım nasıl? Hani bunu hep bir şekilde sorgulamaya çalışıyordum. İnsanlar bana desin ki Batuhan ya iyiydin. Ama mesela benim dönemimde şu yapılıyordu abi. Ben mesela yüzde kaç rekor kırmıştım? Kaç rekor kırdım ben? 23 oyunun 19'unu 83. kazanmıştım. %83 kazanmışım. Tamam. 23 oyunun 19'unu kazanmışım ve şunun altını çizin. Ben gidip de ilk dönemlerde yapmadım ben bu işi. Yani gidip de yaşından çok büyük insanları seçip ya da böyle yeneceğimin garantisi kesin olup insanları seçip böyle 10 kere üst üste yenmelerle falan değil. Ben son dönemde %84 yaptım. Yani şimdi buraya bakınca o dönemde bile insanlara şunu soruyordum. Ya ben iyi miyim? Bana diyorlardı ki ya bu bugün karşı tarafın günü değildi. Ya desene kardeşim iyiydin işte ya. İyiydin de işte ya. Ne olacak sanki? Ha onun iyiydin demesi de benim için çok mu önemliydi? Çok da önemli değildi ama bir alttan böyle iyi tamam bak dışarıdan demek ki hani böyle gözüküyorum demek. Hani böyle gözüküyormuşum hissi aramaya çalışıyordum. Abi şimdi öyle bir şeye ihtiyacım bile yok. Ben size söyleyeyim. Şu anda sizin benim hangi hareketime nasıl yorum yaptığınızı, benim size işaret ettiğim yerden bakın burası doğru yol dediğimde o yolu nasıl sıkı sıkıya tuttuğunuzu, nasıl beni savunduğunuzu, o %84 yaptığımda kimse bana söylemezken burada nasıl o bayrağı ben orada dikerken siz de burada nasıl bayrağı dalgalandırdığınızı her şeyi gördüm. Gözlerimle gördüm. Bana biri anlatsa inanmam. Bana biri dese ki Batuhan o sıra yıktın ortalığı. Batuhan o sıra var ya buraları parçaladın. Gram inanmam. Derim ki ya abartıyor işte derim. Ama kendi gözlerimle o YouTube yorumlarını okudum. O konseylerdeki yorumları okudum. Her birini okudum. Ve gerçekten diyorum bu sefer nelerde eksik olduğumu biliyorum. Her şeyi noktasal bir şekilde geliştirdiğime emin ol. Psikoloji vesaire arkadaşım ne psikolojisinden bahsediyorsun? Geçen sene ben kendimi size anlatmaya çalışıyordum. Ya diyordum ki insanlar hani sonuçta şey, haberim yok. Sizden de haberim yok. Ben oraya sonuçta burada kaç kişi var? Mesela şu anda yayında 1619. Ben oraya belki de 15 kişiyle gittim. Ben size o kadar söyleyeyim. Belki de Survivor izleyen benim yine çok fan kitlem vardı. Ama Araplar vardı, onlar vardı, bunlar vardı. Onların toplu bir Instagram vardı. Yani şimdi sizin şeyinizden, sizin oluşunuzdan haberim bile yoktu. Ben orada insanlara kendimi sürekli açıklayayım. İnsanlar beni yanlış anlamasın vesaire. Şimdi bir döndüm. Siz zaten beni o kadar iyi tanımışsınız ki benim neye neden yaptığımı, ne söyleyeceğimi, her şeyi benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden ben size söyleyeyim. Bu sene benim sırtımı kimse yere getiremez. Bakın ben size bu kadar net söylüyorum. İsterse masası, isterse babası, isterse amcası kimse benim sırtımı yere getiremez. Çünkü ben kendime güvendiğim kadar bundan sonra ben bu gruba da güveniyorum. Bu kitleme de güveniyorum. Ve bu kitle böyle azımsanacak bir kitle olmadığını da farkındayım. Biz çok güçlüyüz ve orayı dağıtmaya gidiyoruz. Ben size o kadar söyleyeyim. Benim hiç kimseyle yine geçen seferki mottomuz neydi arkadaşlar? Ben hiç kimseyi rakip olarak görmüyorum. Arkadaşlar ben Survivor yaşamaya gidiyorum ya. Ben Survivor yaşamaya gidiyorum. Oraya gidip de birilerine kurulup kin güdüp. Çünkü bu mesela Survivor'ı ben bizim dönemi izlediğimde şunu fark ediyorum. Lan nefret ediyorlar ya. Nefret ediyorlar ya benden. Oğlum ben size ne yaptım bu kadar? Manyak mısınız siz? Hani izliyorum mesela o röpler. O Merve'nin kini. Ya bir insandan koyu koyusuna bu kadar nefret edilir mi ya? Yarışma lan bu. Yani ben hiçbir zaman nefret konusunda bu kadar keskin olmayacağım. Hiçbir zaman olmayacağım. Ben yine çıkarım. O benim en başından parkurun sonunu görmem bakar. Ha geçen seneden spor olarak çok daha iyi olduğumu bilin. Ben geçen sene arkadaşlar atış çalıştım. Ne yaptık atışı? Oradan belirli bir şey yaptık. 4 adım saydım. Çok ince halkalar yaptırmışım. Onları atmışım. Yok tenis topu onları atmışım. Çubuk yaptırmışım onları. Ben oraya bir gittim onların alakası bile yok. Alakası bile yok. 4 adım saydığım yer en az 8-9 adım. O halkaları ben parmağımla atıyordum. Avucumun içine sığmıyordu o attığım halkalar. Yani o çalıştığım şeyler de boşuna gitti. Sadece el kol koordinasyonuna yaradı aslında. Hani öyle bakmak lazım. Şimdi oraya bir de ben fitness yaparak gittim. Ben oraya giderken bir kere bacak çalışmadım.
Bir kere bacak çalışmadım ya. Sadece üst göğüs çalıştım. Arada sırada kondisyon çalışıyordum. Yani koşu falan yapıyordum ama böyle gidip de 140 kilo squatlar, tek ayaklar 150 kilolar falan filan, bunların alakası yok. Yani ben geçen sene benim bacağım bittikten sonra bitmeye başladım zaten. Performans ödüllerini hatırlıyor musunuz, oyunlarını? Yani 3 kere üst üste oyuna çıktıktan sonra zaten çok açız. Aşırı açız yani. Lan pilim bitiyordu bildiğin. Bacaklarıma kan gitmiyordu yani. Lan ne oluyor diyordum. Ama şimdi çok böyle noktasal ve çok doğru bir şekilde çalıştım. Yani parkurlarda gerek olan her şeyi hesaplayıp ona göre çalıştım. Ben de merak ediyorum kendimden nasıl bir şey çıkacağını. Ama gerçekten size şu kadar söyleyeyim. Ben Survivor Batuhan'dan korkuyorum. Ben size o kadar söyleyeyim. Hem atışları birebir yaptırdım. Yani Allah nazarlardan saklasın. Maşallah. Başımıza bela gelmesin. Maşallah. Nazara gelebilirsin bu odada. Evet maşallah yani, değilim de. Çok anlatma Batuhan. Batuş ya. Çok söylemedi. Ne olur. Ben tamam. Yok arkadaşlar. Ben söylerim. Ben size söyleyeyim. Nazar etmesin geçen sefer, insanlar. Geçen sefer hani bana şey iması yaptılar ya, hani Batuhan çalışmış da gelmiş, atışları yapmış da gelmiş. Ulan bilse ki benim attığım o atışlar aslında birebir değildi. Hiç alakası bile yoktu. Benden hiç sohbet etmedikleri için ben zaten ilk oyunda halka elime aldığımda İsmail abiyle anlattım zaten. Ulan benim çalıştığım çok farklıydı. Hani bunlar bayağı kalın ve bayağı ağır. Aslında Adem abi bir kere bana söylemişti. Ben onun yanına gitmiştim. Zaten iki kere mi üç kere mi ne beraber spora gittik onunla. Yani üç kere falan gittim yanında. O halkaları da abi bunlar gibi falan mı demiştim. O da bana demiş ki Batuhan demişti. Yani bu halkalar biraz hafif ve ince. Sanki bundan hani 5 kat daha fazlası gibi demişti. Ben demiş ki ya demiştim yanlış hatırlıyor herhalde. 5 kat olabilir mi abi demiştim. Ne 5 katı? Neredeyse 10 katı. Yani ben size o kadar söyleyeyim. Hem şey kalın hem şey geniş. O yüzden o atışları şimdi gerçekten hazırlanmış gidiyorum. Ben size o kadar söyleyeyim yani. İnşallah güzel olur. Ama şu an yaptırdığın halkaları görüyorum. Batuhan zaten Survivor'daki halkalar gibi aynı. O paylaştığınızda gördüğüm halkalar. Sizin bu kardeşiniz sizce onu böyle bir eline alıp böyle bir hesaplamamış mıdır? Ulan bu kadar bu kadar diye. hepsini kaydetmiştim. Ben zaten yani şöyle söyleyeyim. Oraya gidip de ben zaten bu biraz özgüvenli olacak ama yani ben ilk sene oraya gittikten sonra oraya imzamı atacağımı birazcık biliyordum zaten. Yani ben oraya imzamı atarım. Allah'ın izniyle de finale kadar kalırım. Bir sakatlık, bir entrika, bir şey dönmezse, bir aşkı memnun oyunları dönmezse finale kadar kalırım, şampiyon da olurum diye düşünüyordum. Ama ne yazık ki olmadık. Neden olmadık? Zaten herkes biliyor. Peki şey ne kısmetmiş yani All Star şampiyon olmak da var şimdi. İşte aynen ben aynen zaten öyle. O sırada ben oradayken de biliyordum zaten. Hani ben zaten All Star'a gidebilirim. Hani büyük ihtimalle giderim diyordum yani. Ondan sonra ki zaten şaşırtmadılar zaten beni. Yani çıkar çıkmaz hemen neredeyse teklif aldım. Ki zaten 2021'den bir tek biz geliyoruz. 2021'den bir tek biz geliyoruz arkadaşlar. Bu duyumlarıma göre bazı durumlar neyse de söylemiştim. Peki şey story'de imza atıyorsun ya hani yeni sevincin o mu olacak? Ne? Bir daha söyle. Story'de sayı kazandıktan sonra böyle imza atar gibi seviniyorsun. Yeni sevincin o mu olacak? Arkadaşlar fragmanda bir sevinç hareketim var. Hayırlı olsun. Yani ama çok yani fena. O imza hareketi aslında imza değil. O arası böyle bir fragmanı bir izleyin. Ta kardeşim biliyor. Yani bir şeyi kapatır, bir şey açarız diyoruz işte böyle. Batuhan peki kadrolar hakkında ne düşünüyorsun? Survivor tarihi daha böyle fragman görmemiştir. Bu kadar söyleyeyim size. Aa ta şeyi anlatalım ya. Neyi? Şeyi anlatır. Geçen seferki fragmanı anlatalım mı? O. Geçen gün çok güldük. O da gel, çok güzeldi. Vallahi gel biraz. Çok güzeldi. Ya biz oraya şey yaptık ya işte hani geçen seneki fragmanı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Evet hatırlıyoruz evet, Batuhan. Hatırlıyoruz. İşte o kesilenlerden bir tanesi Taha'ydı. Kefereleri kesiyordu. Aynen Batuhan. Onu biz şey yaptık zaten. Fark ettik. Taha vardı. İbrahim vardı. Bir de Furkan vardı. Ondan sonra. Bir de Furkan vardı aynen. Ondan sonra ya var ya o kadar komikti ki. Biz önce kadar salona gittik. Batuhan'ın salonda işte şey yapıyoruz. Kendimize yer ayırdık. Batuhan bize yer ayırmış işte. Ondan sonra biz böyle bir saat falan, bir buçuk saat kadar böyle bir şey yaptık. İşte prova yaptık, antrenman yaptık. İşte şöyle mi yapalım, böyle mi duralım. Bayağı çalıştık yani. Ondan sonra pelerinlerimizi falan giydik, öyle çalıştık.
Ondan sonra neyse biz dedik ki artık biz olduk. Tamam hadi çıkalım dedik. Geçtik şeye, çekime. Çekimde de bizim salonda çalıştığımızdan çok daha küçük bir alan var. Aynen. Doğal olarak ya bu arada sıkıştık yani bir yandan. Çalıştığımız şey yani ben kılıçla onları kesiyorum. 3 kişiler aslında ama böyle 3-5 saniyelik olay. 5 saniyede 3 ya yani böyle bir koreografi yaptık kendilerimizde. Biz ama koca salonda çalıştık. Oraya bir gittik. Küçücük alan. E şimdi orada şey kameranın rayı da var. Yani siz şimdi mesela ayakları görmüyorsunuz orada. E şimdi yer de dolu. E şimdi bakıyoruz. E burada nasıl olacak? Işıklar bu ışıklar derken orada işte ondan sonra birisi dedi ki bize ya şey dedi hani birinizin yerde kalması lazım. Hani biz ben çünkü kesiliyorum. Ben geriye atlıyorum. Orada da yere yerde kalması gereken kişi Furkan'tı o karagrafide. Ben şimdi ilk darbeyi alıyorum. Ben geri çekiliyorum. Ben kadrajdan çıkıyorum sonra izliyorum. Ama Furkan'ın bir kesilip bir düşüşü var. Onu orada görmeniz lazım. Böyle löpçük diyor kendini bir atıyor yere. Raylara bir yapışıyor. Bir de rolü öyle bir girmiş ki. Yerde ölüyor. Böyle eli kolu falan benim, raylara takılmış. Ölüyor orada yani. Benim canım kardeşlerim bak benim için öldüler be. Ama hakikaten komikti ya. O çekim gerçekten komikti. Ondan sonra. Ama fragman da güzel olmuştu. O fragman da tadında. Görüşümüz değil be Batuhan. He? Bu ilk ölüşümüz değil be Batuhan. Aynen. Survivor'da ölmeyenler düşünsün. Abi Taha bana sigara yaktırdı şu an ya. Sigara sağlığa zararlı arkadaşlar. Yakmayın. Kamu spotu mu lan? Ya bu hani neyse söylemeyeceğim. Ya böyle ya öyle konuşasım var ki. o kadar çok şeye ya neyse söylemeyeceğim yaptım ki artık böyle şey yapacaklar. Söyle artık. Ya kanka geliyor bir anda böyle içimden bir şey geliyor ondan sonra diyorum. Şimdi kaç kişi var? 1763. Değil, sırası değil. 1800 kişi her var neredeyse. Zamanı var. Bir sıkıntı olmasın yani şimdi. O kadar insana konser veriyoruz sanki şu hale bak. Ben bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Sad Angel. Sad Angel. Sad Angel mi? Sad Angel mı? Ben onun Sad ayarını Angel. Geçen gün... Sad Angel. Sad Angel. Bunu konuşmuştuk lütfen. Aynen. Buyurun. Ben şey soracaktım. Kıvanç'la olan bir anını anlatabilir misin? Şey diye duymuştum. Aşk-ı Memnu'da saçının kesilmesinin sebebi Kıvanç'mış. Kıvanç abi bizi bitirdi be. Vallahi bitirdi beni ya. Şimdi şey dönemi işte o Aşk-ı Memnu dönemi. Ondan sonra bunun şeyi oldu. Sen söyle adını. Bu ne ya? Lan yine mi TT olduk? Gündeme girmişiz Batuhan gibi. Batuhan gene gündeme girmişiz. Batuhan gündeme girmen için konuşman yetiyor zaten. Ya. Ben anlamadım ki ben bu işi. Arkadaşlar gerçekten artık korkuyorum ya. Sen korkma Batuhan başkaları korksun. Ya bu nasıl bir şey ya arkadaşlar. Vallahi diyorum yani mutluyum ya gerçekten harikasınız. Garip bir şey ya gerçekten. Biz bir şey yapmıyoruz Batuhan biz burada seni dinliyoruz. Ha yoksa canını yaktıklarımız mı konuşuyor? Onlar uğraşıyor. Kendi çapında uğraşıyor onlar işte. Boş ver Batuhan. Canını yakmadık ki kimsenin ya. Neyse. Ne anlatıyordun ben? Kıvanç diyordun. Kıvanç abinin saçları kesildi. Biz de Kıvanç abiyle gerçekten çok yakınız. Ondan sonra Kıvanç abiyle şey yaptık işte. O saçını kesilme sahnesi vardı. Saçı kesildi. Sonra işte ben senaryo okumuyordum. Genelde annem okuyordu. Bana benim sahnelerimi söylüyordu işte. Böyle böyle oluyor falan filan. Ondan sonra hepsini okumuyordum. Ondan sonra ben onun saçını kesildiğini bilmiyorum ama. Bekleme odamız vardı bizim böyle. Ondan sonra o yalıda. Ondan sonra ben o sıra oyun oynuyorum falan. Karşıma oturdu bir anda böyle. Ondan sonra ben kafayı kaldırdım. Bir baktım saçı kesilmiş tamam mı? Ben de ya gerçekten abi kardeş gibiyiz. Onunla gerçekten şey farklı bir bağımız vardı. Düşünsene Kıvanç abi ne kadar çirkin olmuşsun diyorum. Lan dedim ne kadar çirkin olmuşsun bu ne falan filan. Ondan sonra gülmeye başladım. Baya dalga geçtim ama. Ondan sonra üstüne atladık bir şeyler yapıyorum falan. Bana dedi ki sen dedi gül dedi. 2 gün sonra seninkiler de kesiliyor dedi. Ondan sonra dedim hayır dedim kesemez kimse benim saçımı dedim. O da dedi ki hayır dedi seninkiler de kesiliyor. Ben dedi konuştum dedi Ece ile dedi. Ece de senaryo. Ondan sonra ben bir ağlamaya başladım. Dedim şerefsiz benim saçımı kestiriyor falan filan. Ondan sonra annem beni sakinleştirmeye çalışıyor. Annem diyor ki şaka yaptı. Şaka yaptın da demiyor. O sıra arabaya bindik. Şeye, eve dönüyoruz işte. Ondan sonra Betül abla var işte Ece'de. Annemi aradı.
annem böyle arkada konuşuyor. Ha öyle mi ya, şimdi nasıl olacak ki şimdi, tamam falan filan dedi. Kapattı. Sonra bana dedi ki Batuhan dedi, senaryo gelmişse dedi, senin dedi saçın gerçekten kesiliyor. Ben bir yıkıldım. Ondan sonra ama ya şey, çok üzülmüştüm o zamanlar. Gerçekten çok üzülmüştüm. Ama ondan sonra gönlüm almışlardı yani bir şekilde. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama sonra alışmıştım yani. Ha şimdi Hilal abla, Hilal Saral şöyle alışmıştım aslında. Bana gelmişti, demişti ki Batuhan demişti, sen şu anda eğer o saçlarını kesebilirsen, ki o dönemde yani 3'e vurmak yani mesela şu anda bir şey olabilir yani, şu anda mesela şu anda ben de vurabilirim, herkes vurabilir 3'e, ama o zaman şöyle bir sıkıntı var. O dönemin işi değildi o. O dönemde 3'e vurmak gibi bir şey yoktu. Tam ergenlik zamanı, okul zamanı falan. Yani öyle 3'e vurmak böyle hayali bir şey. İmkanı yok yani öyle bir şeyin yani. Yani askere gitmiyorsan 3'e vurmanın çok bir mantığı yoktu o zaman. Yok abicim, 3'e vurmak ne? Hayatta yani öyle bir şey yok. Ondan sonra şey, Hilal abla demişti ki bana, Batuhan demişti, sen şimdi mesela hani oyuncusun. Ama mesela oyuncu olmak için attığın ilk fiziksel adım bu olacak demişti. Böyle gözlerimin içi parlamıştı. Böyle nasıl yani demiştim ondan sonra. Şimdi mesela normal sokaktan geçen bir çocuk, senin hiçbir arkadaşın vesaire, yani senin yaşıtındakiler saçının teline dokundurtmaz. Ama sen sırf mesleğinin sorumluluğunu yaşayacağın için, yaşadığın için sen olgun bir şekilde davranacaksın ve saçını kestim diyeceksin. Ve ben oyunculuk uğruna bunu yaptım en zor zamanda diyebileceksin dedi. Sen bir şeyleri feda etmiş olacaksın dedi. Allahu Ekber dedim. Kılıcı kestim seni. Allahu Ekber, kılıcı bir kestim, çektim. Ondan sonra saçımı kendim kestim. Ondan sonra. Oha, kendim mi kestim? Ya onun böyle resimde fotoğrafları var. Aslında böyle çok eski fotoğraflar. Belki paylaşırım. Belki bilgisayarda bulabilirim. Belki paylaşırım. Ondan sonra öyle bir dönemdi ya işte. Batuhan sen şeyle Balaban'la bir fotoğraf paylaşacaktın. Onu paylaşmadın. O daha şey yapmadan, Survivor başlamadan işte çekilmiş bir fotoğraf paylaşı, kimse bilmiyor falan demiştin. Yok tabii. Hatırlıyor musun o fotoğrafı? Bize? Ya çok çirkin ya o fotoğraf. Onu paylaşamam. Yani şey, saçım da çok kısa, sakalım da neredeyse hiç yok. Kendimi yani uzun zamandır öyle görmediğim için fotoğrafta gördüğümde bile şey oldum böyle. Lan dedim, ne kadar kısa. Yani, yok paylaşamam bunu, kusura bakmayın. Yani bunu İsmail abi de yapamam. İsmail abi tanıyamazsınız. Ben size o kadar söyleyeyim. Hani beni belki tanıyabilirsiniz ama İsmail abi kesin tanıyamazsınız. Turan abi. Turan abi yani. Resmen İsmail abi Turan abi aslında. Farkı ayıramazsınız. İsmail abi şimdi de tanıyamıyoruz. Estetik yaptırmış ya. Estetik değil ya. Estetik deme ona. Dişlerini yaptırmış. Ondan sonra... Şimdi onun dişlerini yaptırmasının sebebi şu arkadaşlar. O güreşçi olduğu için çenesine darbe ala 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 öndeki dişlerinin neredeyse yarısına kadar kırılmış. Ya, hepsi. Yani çok yani o birazcık şey yani ona İsmail abimi yedirmem, estetik dedirtmem ona ben. İsmail abi meslek deformasyonu diyelim. Yani hayır canım, istediğini de yaptırabilir yani. Ya aynen, ne var bunda? Tabii ki canım. Yaptırabilir yani. Ama onun dişinde öyle bir sıkıntı vardı. Yani o çenesine darbe almaktan dişleri, ön dişleri kırılmıştı. Yani kırık aslında böyle şey. Onu yaptırması bence iyi olmuş. Ondan sonra öyle yani. Batuhan, bu arada unutmadan söyleyeyim. Azerbaycan'dan çok selam söylüyorlar. Sana bir sürü kişi yazdı DM'den. Çok selamları var. Sen de onlara bir selam söylersen. Can Azerbaycan'a, kardeşlerime çok selamlar. Onlar sıkı diriliş takipçileri biliyorum. Bu konuda aslında Celal abiyi de hepsi tanıyordur büyük ihtimalle. Celal abimle de uzun zamandır görüşmedik. Onunla da görüşmem lazım. Batuhan, dirilişten yok mu böyle anlatmak istediğim bir şeyler? Evet dedi. Ya bu at binmedir falan. Aynen, az çok biliyorsun ama diriliş. Ya çünkü at binme öğrendiniz, at kılıçtır. Şeyim vardı. Anlatsana. Mesela o giydiğiniz kıyafetler. Deveyle bir anınız vardı. Sizi. Arkadaşlar, deveyde bir olay anınız vardı. Deveyi mi anlattım? Sen hangisini söyledin? Ben şey diyorum, atların arasında böyle bir ezilme tehlikesi geçirdiğim bir şey vardı, düştüğün. Düştüğüm? Oğlum hangi düştüğüm acaba? Yani şimdi deve hikayesini anlatayım. Deve hikayesini anlatayım. Bir tane orman içinde çekim vardı hani. Hep orman içinde çekim. Ben size şimdi aklıma gelen ilk hikayeyi anlatayım. Sen şimdi orman içinde deyince. Çok böyle rezil olduğum
çok bir rezillik yani. Bu gerçekten büyük bir rezillik. Ben size bunu anlatayım şimdi. Hep beraber buna gülelim. Şimdi böyle sahne ne biliyor musunuz? Ben işte Dündar Bey'im. Benim arkamda da Alplerim var. Ben böyle işte Haçaturyan diye bir tane karakter var. Böyle yukarıdan geliyoruz. Bu arada böyle şey at, ben atta dört nalayı koşmayı bilmiyordum. Yani sette öğrendim diyebilirim. Öyle atı da dört nala koşturmak öyle kolay işler değil. Yani bu kapalı manejde kullanmak ayrı. Kullanmak dedim bak. Benle çok dalga geçiyorlardı. At kullanılmaz binilir diye. Oh, bak tüylerim diken diken oldu yemin ederim. Ata binilir. Ben dört nala binmeyi resmen ata şeyde öğrendim. Yani açık alanda ve insanların içinde. Atı diğer atlarla beraber kullanmak gerçekten aşırı zor. İnanılmaz zor bir şeydir. Yani kendi kendine hareket eder. Sürü neresi oraya gider. Merhaba Batuhan. İstediği zaman durur. Ha? Merhaba Batuhan. Dur bir şey anlatıyordum. Merhaba. Kim söyledi bunu? Ben. Nasılsın? Mustafa geldi. Mustafa hoş geldin. Bir şey anlatıyordum ama konuşalım. Özür dilerim. Evet. Hoş. Yok canım konuşalım Allah aşkına. Nereden katılıyorsun yarışmaya? Azerbaycan'dan sen izliyorum. Aa, Azerbaycan'dan mı katılıyorsun? Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Orada havalar nasıl? Şükür yaklaşık. Ne? İyilik iyilik. Ha, iyilik iyilik. Sen kendin iyi misin? Diksiyonu çok... İyiyim ben de. Senin diksiyonun çok güzel. Hiç böyle şey değil. Sanki... Azerbaycan şey gibi değil sanki değil mi? Ben mi yanlış? Yok var? Tüm gruplarda Türkçeyim o yüzden. İyi bakalım. Ben şimdi şu anlattığım şey devam edebilir miyim? Buyur. Ha? Ha? Buyur. Tamam. Ne anlatıyordum ben daha? Nerede kaldık? Haçaturyan falan yan yana kullanmak çok zor demiştim. Tamam ben rezilliğimi anlatıyordum. Bak tamam. Şimdi biz böyle Alplerle beraber ben böyle şeyden bir yerden geçiyorum. Atlarla böyle aşağı iniyoruz. Arkamda atlar var vesaire falan filan. Sonra böyle göl gibi bir şey var. Gölün ortasında böyle kara gibi bir şey çıkmış ortaya. Biz suyun içinden geçip o dört tane at böyle resmen atları park ediyoruz. Ben buraya işte tam ortaya koyuyorum. Soluma iki at, sağıma iki at geliyor. Şimdi atlardan inip orada sahnenin önünde konuşmam lazım şimdi tamam mı? Şimdi kıyafetim zaten çok ağır. Hareket edemiyorsun çok fazla. Bir de sağ tarafında kılıcın var. Sağ mı sol mu işte. Bir yerde de kılıcın var. Benim kılıcım aynen yok ayağım sağ tarafta kalkanın bir şeyine takılıyor. Orada böyle artık oraya ne koydularsa hiçbir şekilde bilmiyorum tamam mı? Sağ ayağım sağ arkada bir yere takılıyor ve kesinlikle çıkmıyor ya. Yani kesin ben attan iniyorum. Sol ayağım aşağıda sağa çıkartamıyorum. Sağ ayağım havada ve sahneyi kesmediler. Yani ben o sıra ata sanki sarılıyormuşum gibi oldu. Ama aslında benim kolumu yani bacağımı kolum zannettikleri için kesmediler. Bakıyorum kamera tarafına diyorum ki kesmeleri lazım ayağım takıldı. O sıra sahne devam ediyor. Çıldırıyordum az daha. Dedim bunlar dedim bunu koyarlarsa rezil olacağım. Sonra sahneyi kestiler. Beni kurtardılar. Abi dedim siz dalga mı geçiyorsunuz? Dedim niye dedim kesmediniz? Ondan sonra bir şey olmaz Batuhan diyor. Şey orada da doğal olmuş. Abi dedim neyin doğalı? Kafayı mı yediniz dedim. Ayağım dedim yukarıda kaldı. At dediğiniz şey küçük bir şey de değil. Hani ayağım bayağı yukarıda kaldı. Allah'ım çok rezillikti. Allah'tan vermemişlerdi onu şeye. Yani o genel sahnesini genel çekiliyor önce. Sonra yakınların sonradan geçiliyor. Ondan sonra o geneli Allah'tan çok kullanmamışlardı. Öyle bir rezilliğimi anlattım size şimdi işte. Batuhan o şeyin kıyafetleri falan çok ağır demiştin. Onlar şey yapmak zor olmuyor muydu size? O aşırı, aşırı ağır, aşırı kalın. Hele ki o yaz aylarında yani böyle bir tane Ertuğrul'un öldüğü sahne vardı mesela. Onu obanın dışından içeriye kadar taşıyoruz. Sıcak, ağlama sahnesi, yüzümüz gözümüz çamur sürülmüş. Bitmedi. O gün bitmedi. Gerçekten o gün kalp krizi geçirip ölmeye ramak kalmıştı yani. O sıcağın altında bakın içine bir şey giyiyorsun. İçinde bir tişörtün var, atletin var. Atletin üstüne böyle dizine kadar gelen ince bir şey giyiniyorsun. Onun üstüne en az 3-4 santim kalınlıkta şey giyiyorsun. Böyle kürk gibi bir şey giyiniyorsun. O da böyle dizine kadar geliyor zaten. Onun üzerine o kalın şeyi zırhla vücuduna sarıyorsun. Yani ipleri bir çekiyorsun o kalın şey vücudunu sarıyor. O sıcaklar, hele ki o obanın içindeki o şeyler,
çadırların içindeki o meşalelerin sıcaklığı, ışığın sıcaklığı, aman Allah'ım. Diriliş Ertuğrul Survivor'dan 5 kat daha zordu. Ben size o kadar söyleyeyim. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak kesinlikle daha... Ben aç kalayım ama Diriliş Ertuğrul'un zorluğuyla alakası olmaz. Onun eğitimleri falan uzun sürmüştü. Telefon kullanmak yasakmışsetti. Aynaya bakmak yasak. Aynaya bakmak yasak. Böyle çok saçma. Açma sapan bir yer. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Yani o dizinin fiziksel zorluğu da hiçbir şey aslında. Ama insanlar yani neyse bunu anlatmayacağım ya. Ya öyle peki senin pislik, orada? Pislik insanlarla tanıştım ki orada. Hem de böyle şeyler yani. Yani sektörde de böyle yerleri var güya böyle. Ondan sonra işte o dünyanın toz pembe olmadığını ben size aslında var ya öyle hikayeleri anlatıyordum ki Survivor'da. Ben size var ya öyle hikayeleri anlatıyordum ki ben neler yaşadım. 8 yaşımdan beri bu oyunculuk hayatım benim zor geçti. Neler yaşadığımı bilmiyorsunuz. Bunlardan her tek bir tanesini bile anlatsam işte ne başka olurduk. Yani o zaman çok başka olurduk ya ben size o kadar söyleyeyim. Ama yapmadık. Yapmadık. Yani. İyi ki de yapmadın Batuhan. Yapmadık. Yani düşünsenize yani. Yarışmadan. Düşünsenize yani. Kaliten burada başladı. Aynen. Ben yapmayacağım. Ben bu ya benim Survivor dışından anlattığım tek bir tane hikayem yok ya. Bunu bana elendiğim hafta Çavuş söyledi. Yani dedi ki ulan dedi Batuhan dedi. İnsanlar dedi senin dedi hikayeni bilmiyor dedi. O gün dedi anlatacaktın anlatmadın dedi. Ondan sonra bak o günden beri ben hep erteliyordum. Bana hep özel hayat sorusu geliyordu. Hani Batuhan özel hayatına yok ya geç anladın mı? Ne anlatacağım abi? Niye anlatayım yani? Ya insanlara neden bu yüzümü göstereyim? Neden ne yaşadığımı söyleyebileyim ki yani? Oradan bir hikaye çıkartayım kendime. Zaten Survivor'ın hikayesi bana yetiyor. Yani zaten Survivor yeterince zor. Anlamsız geliyordu. Diyordum ki ya bu insanlara ben niye kendimi hani neden yaşadığım zorlukları anlatayım ki? Ama abi çıkınca bir gördüm. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım ya. İnanılmaz ya. Neler izledim ya. Bu gözlerim neler izledi benim ya. Tabii siz de gözleriniz izledi tabii ki. Ama neyse. Batuhan o Diriliş Ertuğrul'un at binme böyle kılıç eğitimleri falan. Ne kadar ay onun için eğitim yaptınız? İki ay falan. Aynen. İki ay. Kolay olmadı. Yok abicim ne kolay olmasa. Hakikaten sıkıntılı süreçlerdi ve zordu yani. Kolay da değildi yani. İşte iki ayda hazır olmuyorsun işte. Sen sette devam etmeye başlıyorsun. Set mesela kapalı manejde biniyorsun ata. Ama mesela atı obaya sürdüğünde 100 kişi beyim hoş geldin, beyim hoş geldin diye atın üstüne bir geçiyor. At oradan bir şaha kalkıyor. Hadi buyur. Ondan Batu. Sonra sıkıntı işte. Alo. Taha. Batu. Ne haber? Kankam. Muhabbetiniz bol olsun. Ben yatmam gerekiyor. Gençler hepiniz kendinize çok dikkat edin. Kimseye bulaşmayın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Hepinize iyi geceler diliyorum. İyi geceler Taha. Hadi görüşürüz tekrar. Kendine iyi bak. Ben bir soru daha sorabilir miyim? Sorabilirsin arkadaşlar. Zaten yavaştan da artık şey yapalım. Aşk tesadüfleri sever seti nasıldı oradaki ortam? O Aşk Tesadüfleri Sever çok güzeldi. Yani Ankara falan filan vesaire de çekilmişti. Güzeldi ya. O film şöyle bir manyaklığı var Aşk Tesadüfleri Sever'in. Ben o işte size anlattım ya da senaryonun tamamını okumam ben diye. Ya mesela ben zaten bir projeyi seçerken de çok fazla elemeye sokarım aslında. Yani bir projede oynayacaksam gerçekten benim için önemli olması lazım. Değer vermem lazım. Ben o senaryoyu bana anlattılar. Ama final sahnesi daha fazla şey değildi. Final sahnesinin kararı tam verilmemişti. Bana o hikayenin gidişi vesaire, yönetmeni, yapımcısı, oyuncuları, başrolleri vesaire. Zaten Mehmet Günsür'le ben Bıçak Sırtında da beraberdim. Bu bile bir sebeptir mesela yani. Aa ben onu, biz o filmi gittik. Aşk Tedavileri Sever'i izledik, oynadık. Onun galasına gittik. Abi Aşk Tedavileri Sever'i izlemeyen varsa gece vakti izlemesin ama bir zamanınızı ayırın ve izleyin o filmi. Ağlamayan ruhsuzdur. Ağlamayan duygusuzdur. Ben size o kadar söyleyeyim. Ben galasında bir ağladım içime. Aman Allah'ım ya. Hala o Hoşçakal şarkısı kulağıma yansıyor bakın. Hala Hoşçakal şarkısı kulağımda yani. Böyle o son bir film sahne. Olur. Son sahne inanılmazdı.
Ben onu öyle izlemedim ya. Harika. Ama izleyeceğim şimdi. Bakacağım bir. İnanılmaz. Efe kesinlikle izlemen gerekiyor. Ben onu bir izleyeyim bakayım. Orada neler olmuş. Sen böyle anlatıyorsan ben de alayım bir geleyim. Böyle bir film olamaz ya. Gerçekten muhteşem yani. Gerçekten çok iyi. Bir de o Aşk Esafirleri Seven'in çok garip bir olayı var biliyor musunuz? En iyi efekt ödülü alıyor. Ama filmde hiç efekt kullanılmıyor. Batuhan senin reddettiğin projeler falan vardı. Onlara ben çok üzülmüştüm. Benim çok sevdiğim diziler falan da var. Sen seçiciyim derken sen baya baya seçtin. Arkadaşlar bana neredeyse izleyebildiğiniz ve başarılı olan tüm filmlerden, dizilerden neredeyse teklif gelmiştir. Ama ben okulu birazcık çok fazla ön planda tutuyordum. Zaten o dönemin gereksinimi de oydu aslında. Yani okulu her zaman tutacaksın. Çünkü çok büyük oyuncularla çalıştım. Her birinin söylediği şey şu. Oyunculuk ne kadar da yaparsan yap. Yani bu ün meselesi, şöhret meselesi bir an seni yükseltir. Ama 2-3 senede seni işsiz bırakabilir. 2-3 sene sonra belki muhteşem bir diziyle geri dönersin. Ama yani o 3 sene çekeceğin sıkıntı yani belki de toparlamaz. Yani hep düzensiz bir hayat yaşarsın. O yüzden bana büyük oyuncuların hepsi demişti ki önce okulunu ve bileğine altın bir bilezik olarak bir mesleğini bir edin. Ki zaten benim hayalim hep mimar olmaktı. O yüzden ben okula her zaman çok fazla önem verdim. Bir diploma almaya gerçekten çok önem vermiştim. O yüzden mesela reddettiğim haftanın 5 günü sette olacaksın dedikleri için reddettiğim birçok dizi var. Yani. Peki reddedip de içinde böyle en ukde kalan dizi hangisi Batuhan? Reddedip de yani hangisi? Ya öyle ukde kalmadı ya. Yani hep ben şöyle yaşıyorum hayatı. Yani varsa hani böyle bir şeyse hayırlısı demek ki buymuş derim yani. Yani o yüzden çok da fazla şey yapmam yani. Neden olmadı? Keşke şeytandandır derim her zaman. Keşke demem yani o yüzden. Yani şu an çıkar çıkmaz da bir sürü teklif geldi. Aynen. Kesin olarak Survivor'a katılacağım, dizi yapmayacağım kararını ne zaman verdin? Ne arkadaşlar ben çıkar çıkmaz zaten bana All Star evet. için konuşma zaten geldi bana. Şimdi şöyle bir şeye karar vermem gerekiyordu. Bana yani böyle Destan'dan da geldi. Bilmem ne El Kızı'ndan da geldi. O, ya birkaç tane daha diziden geldi şimdi aklımda yok. Yani 3-4 tane gelmişti hatta senaryosuna kadar gelmişti. Ama şey olmamıştı. Bu görüşmelerden hani devam ederken ben Ülkem ablayla menajerimle şunu konuştuk. Yani Ülkem abla ne kadar ya biz aslında çok önemli yerlere görüşmelere de gittik. Yani mesela şu anda şeyin en büyük yapımcıları Ay Yapım olsun, Teams B olsun bunlarla beraber bayağı işte toplantılara girdik aslında. Ama şuna karar vermem gerekiyordu benim. Bu sezon eğer bir diziye girdiğimde ben ki girme olasılığım gerçekten vardı yani. Bir diziye girdiğimde ben All Star'ı eğer televizyondan yine izleyip mutlu olmayacaksam o zaman ben o diziyi neden giriyorum? Ben bu dizi işlerini, oyunculuk işlerini para kazanmak için yapmıyorum. Ama Survivor'ı gerçekten keyif aldığım için yapıyorum. Yani keyif aldığım bir programı uzaktan izlemek mi yoksa bir sene daha Survivor'a gidip ondan sonra zaten bu yoluma devam etmek mi? Şimdi çok büyük yapımcılarla beraber toplantıya girdiğimizde Survivor'a şöyle baktıklarını gördüm. Bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Survivor'dan çıktıktan sonra Survivor'la ünlenen bir insan Survivor'ın çıkarttığı bir insan oluyor. Yani yapımcıların da markaların da onlara bakış açıları hep aynı. Seni Survivor var etti. Sen hiçbir zaman bir buradan segment olarak oyunculuk tamam bundan sonra da oyuncu oldu muhabbetine giren ben size söyleyeyim yani bu kadar tarihtir. İki tane falandır. Bildiğim bir Serkay var, bir Hilmi Can var. Hani bundan sonra ya bilmiyorum şu anda çok derin düşünmeden konuşuyorum ama hani daha fazla oyunculuk yapabilen hani başrolleri alabilen bir insan var mı daha fazla? Şu an hatırlamıyorum ama bana söylenen şey şu. Survivor'ı ben direkt sordum. Benim Survivor'a gitmem beni etkiledi mi diye sorduğumda bana söylenen şey şuydu ki bu gerçekten fikri çok önemli bir insan. Sen Survivor'la var olmadın. Sen zaten oyuncusun. Sadece yapımcılar gözünde Survivor bir yarışma olduğu için oyunculuk kısmında biz Survivor'a sanki sen gitmemişsin gibi bakarız sana. Ama sen Survivor'la var olsaydın sana Survivor dışında bakamazdık. Survivor dışında ne yaptın? Evet şu anda çok büyük bir fan kitlen var. Evet belki de şeyin 2 milyon, 5 milyon YouTube izlenmen şu kadar. Ama yani onlara bakmaz. Onlara bakmaz der ki oyunculuk olarak ne yaptın?
Şimdi benim orada kapı gibi CV'm var. Hani birileri ben onun kariyerini bilmiyorum vesaire dediği şey, benim orada 8 yaşından beri dünya kadar emeğim var. Dünya kadar büyük CV'm var. Hani utanmam bile. Gider profil resmi, hatta paylaşırım bile yani. Hiç sıkıntı yok. Eşek kadar şey var, liste var. Bir A4 kağıdı dolusu neredeyse dizilerim, filmlerim, reklamlarım, katalog çekimlerim, dublajlarım var. O kadar da eğitimim var. Dünya kadar tiyatro şeyine gitmişliğim var. Yani şimdi bu işler kolay olmuyor yani. Sen şimdi bana hiçbir yapımcı şu gözle bakamaz. Ki baktırmazlar, ki bakmaz da zaten. Batuhan Survival'a var oldu. Ya nereden var oluyor Batuhan Survival'a? Zaten bundan önce, Survival'dan önce de her zaman muhatap olduğum insanlardı zaten onlar benim. Ya işte sen var olduğun için çağırdılar zaten. Zaten sen Survivor'da var olsaydın Acun'un yayını 70-80 bin izlenirken sen 90 bin 100 bin izlenmezdin yani. Sen Survivor'la var olmadın, tam tersi bu sene Survivor'a ekstra şeyler kattın. Ben mesela... benim tek farklı olayım. Ben abi Survivor'ı seviyorum ya. Vallahi seviyorum yani, yapacak bir şey yok. Bu konuda yapacak. Abi varsa da, elim ayağımda tutuyorsa ve gerçekten de buna şansım varsa, inanıyorsam da neden yapamayayım abi? Taşı sıksam suyunu çıkartırım. Niye yapamıyormuş? Hayırdır Batuhan yani. Biz senin böyle oyunculuk falan yönünü çok iyi biliyoruz da biz senin mimarlık yönünü fazla bilmiyoruz. Hatta bir teyzenin evine gitmiştiniz. Yani o Instagram şey fotoğraf falan aslında, atmış çok tatlıydı. Benim aslında YouTube'a yüklemek için birkaç tane video yapmıştım. Benim babam da birkaç tane mimarlık... Ya babam zaten iç mimar benim. Babam zaten mimar. Aynı zamanda işte nalburlarımız var iki tane. İnşaat malzemeleri vesaire satıyoruz. Aynı zamanda iç mimarlık muhabbetimiz var. Hani ben babama aslında, ben lisansımı, belgemi aldıktan sonra babamla beraber 2-3 tane proje yaptık aslında. 3-4 tane falan. Bunların hatta YouTube videosunu çekmiştim ama paylaşmak hiç nasip olmamıştı. Yani böyle şey yapmamıştım. Sonra okuldan çıktıktan sonra Survivor'a gittiğim için, bir de pandemi dönemi olduğu için ya mimarlık şeyine çok fazla şey yapamadım. Batuhan All Star'a gitmeden önce o videoları falan YouTube'a atsana. Biz de sen All Star'dayken onları izleriz falan. Güzel olur bence. Varsa olur elinde. Aslında yani çok da güzel olur. Doğru söylüyorsun yani. YouTube'a atayım. Bir de Batuhan geçen gün şey paylaştın. YouTube'a videolar gelecek diye işte bu antrenman atış. Şeyleri falan böyle. Atış. Muhabbetleri. Aynen. Ne zaman gelecek onlar? Ya arkadaşlar 2-3 tane hazırladım da şey değil. Yani böyle izlerken mesela Acun abinin başarısına bakın arkadaşlar. Ne kadar saygı duyulursa bir şey. Neredeyse aynı şeyin şeyini yaptım. Atış çalışırkenki videosunu çektim. Hani izlerken atış kısmına, o hani izlerken acaba insanlar sıkılır mı vesaire derken yani böyle birazcık şey oldum. Ya ama o insanların sıkılması için de sen All Star'dayken biz seni All Star'da göreceğiz sorarda böyle dışarı hayatında böyle görme şansımız olacak. O mimarlık işin, videoları olsun, onlar olsun. İşin sıkıntısı ne biliyor musunuz? Biz hani yeni çalışmaya başlamadık. Neredeyse hani bir aydır atış çalışıyoruz zaten. Ama mesela onlar da ata ata neredeyse gerçekten büyük bir rekabet içerisine girdik. Yani Şevki de iyi Şevki atıyor. Şevki Hoca'yı gördüm ben Instagram'da. Koray Hoca da iyi atıyor. Hani diğer arkadaşlarımız da yatıyor orada şey başka hocalar da var, onlar da dahil oluyor. Ciddi anlamda harika bir rekabet var yani, öyle böyle değil, çığlık çığlığa yani delirirsiniz yani, öyle böyle değil. Biz de dedik ki video çekelim abi, Şevki burada mesela, ya şimdi ne zaman şey yapsak burada Şevki Hoca bence gelebilir yayına şu an, istek atsa girebilir ya, konuşmaya davet edeyim. İstek attım ben ona. Şevki Hocam, Şevki Hoca'yı mahvetmişsin. Şevki Hoca geliyordu, yorum atıyor burada. Beni mahvetti ha. Falan diye ben çok gülüyorum. Büyük bir rekabet dönüyor değil mi şu an? Paspası olmuş. Hoş Şevki geldiniz. Hocam sizi mahvetti Batuhan. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey açıklık getirelim. Şevki kardeşim gerçekten atış konusunda iyi. Ama kamera açılınca nedense bana 5'tir 6'dır yeniliyor. Şöyle evet. Hayır, geçen gün gariban geldi beni kum torbası atışında yendi. Videoyu çekiyorduk o sıra. Nasıl mutlu ama? Nasıl yenmedi aslında bak işte. Nasıl mutlu ama? Ondan sonra abi şey yaptık. Labut devirme oynuyoruz. Bugün bir official'dan bir tane video paylaştım ya. O oyunu oynuyoruz yine. Masada kalanı sayıyoruz. Masada kalan 20 olunca 15 olunca kaybediyorsun işte. İlk olan kaybediyor. Ondan sonra abi atıyoruz. Şevki de full vuruyor. Ben de full vuruyorum. Şevki vuruyor. Ben vuruyorum. Şevki vuruyor. Abi dedik video kaç dakika oldu? 28. Oha. Şevki dedik bu oyun bitmiyor. Daha çünkü 10 sayı daha vardı. Şevki bitirelim mi? Şevki dedik Allah kahretsin, ilk defa videoda yeniyordum. O yüzden dedi şey yapamadık. Ama bak dün topta yendim.
top atışında. Gene şekli. Patron İsmail Balabay. Gene şekli. İsmail abi geldi. Hoş geldin abi. Selamlar. Balabay. Hoş geldin. İşte bekledim. İsmail Balabay. Batucuğum. Kupanın, ne yapıyorsun? Kupanın sahibi geldi. Hayırlı olsun. Tamam. Abi uyanınca mı aldın kupayı? 22 sene olacaksın inşallah. Vay. Kardeşim benim. İnşallah, inşallah. İnşallah. Güzel bir giriş oldu. İsmail abim benim. Allah razı olsun. Oturdum, kupa fotoğrafı bekliyorum sizden. Tabii 2022 yan kupasıyla da ikiniz fotoğraf çektirsin. Aynen, tek kupaki şampiyon. İsmail abi finale geleceksin değil mi? Allah'ım inşallah o günleri gösterir de orada olacağım. İnşallah. Ya. Gerçekten. Seni bak, siyah gömlekle istiyorum. İletişim oyunlarında beni yazmazsan, beni aramazsan. Aynen. Sana bir sallarım var ya. Aman abi. Ona göre. İnşallah beraber olacağız ya şeyde. Ona göre. İletişim ödüllerinde de. Bilemiyorum artık. İsmail abi sen uyanınca bir baktın şampiyon mu olmuşsun İsmail abi? Abi İsmail abi uyudu, öyle yazmışsın. Nasıl? Uyuyordum, uyandım, şampiyon ya, oldum. Ya boş muhabbet yapıyorlar. Sanki benim hayatım Survivor'dan ibaret gibi. Ya nasıl insanlar bunlar, ben anlam veremedim. Hani Twitter'da normal gündelik hayatımla alakalı bir şey paylaşamayacağım mı ben? Niye sürekli damlıyorlar, her şeye atlıyorlar? Anlam veremiyorum hala ya. Kaç ay geçmiş? Çünkü onlar bize anlam veremiyormuş. O yüzden. Onlar virüs abi. Bulaştılar mı gitmiyorlar? Ben spor hayatımda başarı belli bir yere gelmiş bir insanım yani. Kendimi ispatlamışım ve Türkiye'de kendi branşında tanınan ve sevilen birisiyim zaten. Ve buraya savaşarak gelmişim. Bununla da alakalı bir şey paylaşmışım. Altına hemen damlıyorlar ya. Çok saçma, gerçekten çok saçma ya. Ya İsmail abi ama Turan abiyle beraber sizin şu mentleşmelerinize bayılıyorum ya. Turan abi de bir gün şeye tutulmuştu ya, hatırlıyor musunuz? Biz Antalya'da mıydık? Ağla yazıp duruyordu. Evet. Abi komedi ya. Ya Turan abi diyorum. Niye yazıyorsun abi diyorum. Ya diyor doğrusunu yazıyorum diyor. Ne yazıyorsun abi diyor. Ağla yazıyorum. Ağlıyorlar. Hala ağlamaya devam ediyorlar. Yani daha ağlamaları bitmeyecek bunların ya. Ya All Star da başlasa bitmeyecek, emin ol. Yo All Star başlayacak. All Star bitecek. Hala aynı şeyleri konuşurlar. Aa, abi. Vallahi. Ama 2022 sonunda bir Tek Kupa 2 Şampiyon Vol 2 bekliyorum sizden. Bir fotoğraf istiyorum Instagram'a. Abi, öyle değil. Çift şampiyon. Hayır, çift kupa, çift şampiyon. Ben finale siyah gömlemi giyip geleceğim Batuhan. Aynen. Bunu görülür be. Ona siyah gömlek ya. Sihirli bir olay. Ama önce Batuhan, de beyaz giy. Tabii ya, finalde sana beyaz, da yakışır ha. Bir gün öncesinde beyaz. Hayda. Orada İsmail abi de bir konuşma yapar. Biz yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmeyiz. Size ben bir anımı anlatayım finalle alakalı. Şimdi şey oldu. Biz orada oturuyoruz. İsmail abiler orada işte. Dördü oturuyor orada. Ondan sonra hani Acun abi dedi ki sorusu olan var mı dedi yarışmacılara. Abi şimdi ne soracaksın yani? Soru falan yok. Ondan sonra ben hani soru niyetinde sordu zannettim. Bir şey de söylemedim. Sonra reklam orası geldi. Acun abi geldi bizim oraya. Arkadaşlar dedi, sorusu olan var mı diyorum. Hiçbir şey söylemiyorsunuz dedi. E dedi Batuhan dedi. İsmail'e dedi bir iki laf bir şey söylemeyecek misin? Sen bilirsin o zaman dedi. Diğerlerine dedi bir şeyler söyleyeyim bari. Dedim Acun abi benim dedim sorum yok. Ama dedim siz yorum yapmamı istiyorsanız dedim. Yorum yapın diye sormadınız ki dedim. Yorum yapabilir miyim dedim. Yap dedi. He dedim tamam. Dedim. Ver bana sözü ver dedim. Sonra zaten işte reklam arası biter bitmez şey dedi. Abi dedi Batuhan el kaldırıyor falan dedi. İsmail abimize tabii ki destek vereceğiz. Ne yapacağız? Ama konuşman çok güzeldi Batuhan. Yarı finaldeki konuşman da finaldeki de. Mesela yarı finaldekinde duygulandık. Finaldekinde böyle bir gaza gelmiştik. Güzel olmuş. Güzeldi ya. Bizim gaza geldik zaten, direkt orada başladık. İsmail Yaz 18.90'a geldi. Biz hani konuşmalarımız da etkindi. Yani Kalaycıoğlu'nun konuşması da en az benim kadar güzeldi bence. Bir de biz son anda bir 100 bin kişilik mine canlı yayın açtık. O canlı yani, çok güzeldi ya. Evet, o canlı yayın harika oldu gerçekten. İsmail abi reklam arası oldu. 2 kişi açtık, 100 bin kişi girdi. Yani oradan artık deli o istedik ya. Çıldırmış gibi o istedik yani, çok güzeldi. İyi oldu. Ya şey de çok komikti ya, bunu bir daha anlatacağım.
İsmail abi şampiyon oldu. Güvenlikler bana diyor ki giremezsin. Abi dedim İsmail abi benden mi koruyorsun? Kimi kimden koruyorsun? Bırakın beni dedim. Sonra bir baktım İsmail abi zaten benden abi iyi biliyorlar taktiği valla. Arkadan dolaşmışlar Mustafa'lar. Çünkü lahmacunu bir anlatır mısınız Batuhan? O lahmacunu... Gecenin içinde lahmacun deliriz. Gecenin bilmem kaç olmuş. Ne var? Yakında ne var? Otelin yakınında lahmacuncu. Hadi lahmacun yiyelim. Ne yapacağız? Zaten yarışmadan gelmişiz. Açım yani uzun zamandır da hasretiz yemeğe. Çok komikti ya. Benim orada canlı yayında SS'lerimi almışsınız lahmacun yerken. Evet, ya çok güzeller ama. Maşallah. Yani gerçekten harikasınız ya. Yani. Ama olsun. Güzel ya. Batucuğum. Güzel bir performans bekliyoruz bu sene senden. İnşallah abi. Çalışıyorum zaten. Nasıl çalıştığımı da biliyorsun zaten. Evet. İyi olacak Allah'ın izniyle. Abi ispat buluşması ne zaman ya? Gitmeden görecek miyiz bir daha? Valla yarın olabilir belki diyecektim yarın de. Yok. Hadi. Abi yok, beraber yarın. Instagram yayını açmanız yok mu? Buluşma olmasa bile. Neyse Instagram yaparız canlı yayın ya gitmeden. Instagram canlı yayını. Facebook'ta sözleştiniz. Instagram yaparız da bir yüz yüze inşallah görüşürüz ya. Aynen. Ya o Facebook güzel olmadı ya. Şey yaparız İsmail abi bile. Evet evet. Instagram yaparız. Instagram canlı yayın yaparız ama Instagram'da bayağıdır yapıyorum yani. Neyse orası da güzel olur herhalde. Aynen Instagram yapalım da. Tamam. Sağ olasın İsmail abi. Sen de neyse. Haber mi geldi sana? İyi ki geldin ha. Güzel oldu valla. Gecemiz. Yok. Tesadüf şeye Twitter'a girmiştim de orada yukarıda direkt çıkıyor ya. İyi süper. Yani seni görünce ben de katılayım dedim. Şeylere her zaman cevap veriyordum. Saldırgan şeyler var ya. Onlara bakıyordum. Kim ne yazmış diye mi? İşsizler. İsmail abi. Batuhan senin deyiminle baloncuğa tıklayıp gelmiş İsmail abi. Baloncuğa tıklamış. Aynen ben de öyle yaptım. İsmail abi ben İsmail abiye bir tane fav mı atmışım? Ondan sonra en son şeye çok güldüm ya işte. Uyuma muhabbetine. Uyuyordum bir baktım uyanmışım şey yapıyor. Hayır bir de sana savaşmadı muhabbeti yapıyorlar. Ulan yani oraya kadar gelmiş insan nasıl savaşmadan kazanabilir? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani ha bir kere yarı final ilk üçü garantilemişim. Bunu yatarak mı aldım ben anlamadım yani şimdi. Boş muhabbet yapıyorlar. Aynen ya. Aynen. Alo İsmail abi sen onlara bakma. Sesin bak, geliyor mu? İsmail abi cevap verme evet. Sakın ya lütfen. Aynen. Aa. Çünkü sen cevap verdikçe onlar yazmaya ya, devam cevap, edecek. Cevap zamanını harcama. Dalga geçiyorum ya. Dalga geçiyorum. Nalan abla hoş geldin. Nalan abla hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Batuhan merhaba canım. Merhaba. Nasılsın? Gayet iyi. İyiyim siz nasılsınız? Çok çok iyiyim. Muhteşemim. Akşamın sayende güzelleşti. Geceyi de seninle muhteşem bir şekilde noktalayacağız inşallah. İnşallah. Geçen sezonda seni ve diğer arkadaşlarımızı gayet ilgiyle ve sonuna kadar destekleyerek tabii ki desteğimiz senden yana olarak izledik, keyifle izledik. All Star'a gidiyorsun, az bir zaman kaldı. Bütün desteğimiz her açıdan seninle. Ben ve biz BKFC Batuhancılar olarak senin gayet başarılı olacağına eminiz, sana güveniyoruz. Ve desteğimiz seninle. Allah yardımcın olsun. Seni çok seviyoruz. Pınar ablamın ve Ayhan abimin de selamları var sana. Çok sağ olun. Siz de çok selam söyleyin. Sağ olun. Kendine çok çok dikkat et. Teşekkür Allah, Allah seni ve senin gibileri korusun diyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aynen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. İyi geceler. Batuhancığım. Hı. İsmail abim. Ben yavaştan kaçıyorum. Sabah antrenmanım var. Tamam abi ben de tamam abi seni uğurlayayım o zaman sonra şurada, ben de şurada dinleyicilerin arasında bir iki tane tanıdık isim gördüm de onlara da selam vereyim. Tamam. Benim, İsmail abi. Benim melekler grubu var da hı. Onlara buradan selamlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize tamam abi benim. Allah'a emanet. İyi akşamlar. İyi geceler. Batuhan bu arada bana da bir mesaj gelmiş de Fenerbahçeli Mira sana çok selam göndermiş. Aleyküm selam. Bir de şey Fulya ve Nida diye arkadaşlarımız var. Çok selam var onların sana. Fulya ve Nida'ya da çok Esra selam. Esra var. Esra da yazdı ona. O da çok selam söylüyor. Aslı ablaya da selam söyler misin Batu? Esra'ya çok selam. Aslı abla.
Çok teşekkür ederim. Selamlar. Arkadaşlar yine gerçekten çok uzun sürmüş galiba. Sizinle sohbet etmek gerçekten çok güzel. Ama artık go. Artık ben gidiyorum. İyi ki geldin. İyi geceler. Kendine iyi bak. İyi ki geldin. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Güzel. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederiz. Söyle. Geçen sefer bizim grubu Mehter Marşı ile kapatmıştık. Yok mu açan Mehter Marşı? Mehter Marşı mı istiyorsun? Setten aç Mehter'i. Ver Mehter'i. Yok mu bir Mehter Marşımız be? Verip Mehter'i gönderelim. Geliyoruz ulan. Geliyoruz ulan. Aç şöyle bir dinletelim. Aç şu genç Osman'a. Settar genç Osman'a. Fatih taktın genç Osman'a ya. Sen bir Yasemin çok büyük bende götürüyor. Yakınlaştım Settar. Dinleyin ulan geliyoruz lan. Geliyoruz ulan. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi geceler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.